tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Yasin Sezgin'in Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanmasının ardından faaliyete geçirilen onkoloji ünitesinde hastaların memnuniyetleri ön planda tutuluyor. Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi kemoterapi ünitesini yaklaşık 5-6 ay önce faaliyete koyduk. Bu sistem kemoterapi ilaçları hem ışıktan etkilenmesi hem de hazırlığına olası yan etkileri önlenmesi açısından kapalı sistem ortamında hazırlanıyor ilaçlarımız. Bu da dünya standartlarına uygun bir şekilde hazırlanıyor. Böyle kapalı sistem ilaçlar geldikten sonra hazırlanıp hastaya uygulanıyor. Hastalar yan tarafta, hasta için ilaç hazırlandıktan sonra bizim kemoterapi uygulama odalarında cihaz eşliğinde doza uygun bir şekilde doz ayarlanıp o şekilde ilaçlarımızı uyguluyoruz. Daha önce kemoterapi tedavisi görmek amacıyla sık aralıklarla il dışına gitmek zorunda kaldıklarını belirten hastalar, bundan kurtulduklarını ve bunun yanında da çok yakın bir ilgi gördüklerini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini, çektikleri sıkıntıları hafiflettiğini belirtiyorlar. Hastam Şerife Eren 4-5 ay önce işte onkoloji servisine doğdurum kanseri teşhisiyle yani hastanemize başvurduk. Sosyal devletin en büyük örneğini görüyoruz bu süreçte. Yabancı ülkelerden arkadaşlarımızla görüşüyoruz bu süreçlerde. Devlet hiçbir şekilde bizim ülkemizde olduğu kadar yani hastanın hayatını kolaylaştırma açısından yani geliyoruz mesela tedavimizi sağ olsun Yasin Hoca ile beraber. Bize hiçbir iş düşmüyor. Hastane ekibimiz, hastane yönetimimiz, hastane doktorlarımız, personellerimiz en güzel şekilde tedavimizi alıp eve gidiyoruz. Bu gerçekten hani ülkemize ne kadar teşekkür etsek, ne kadar böyle bağlarımızın güçlü olduğunu görmemiz için yani en büyük vesilelerden biri. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Yasin Hocam'dan çok çok memnunuz. Allah uzun ömürler versin. Bu ani bir hastalığım başladı. Yasin Hocam çok başarılı bir şekilde tedavisini yaptı. Sonuç olarak ona bana büyük bir moral verdi. Seni iyileştireceğim Allah'ın izniyle. Ve Allah'ın izniyle şu anda %80 ben iyiyim. Yani ayağa kalkamıyordum, uyamıyordum. Ne sağ ne sol ne sırt üzeri uyamıyordum. Yani kemik enfeksiyonu diye bir teşhis benim kanaatimce kemik enfeksiyonu diye bir şey teşhis verildi. Buna rağmen Allah'a bin şükürler olsun. Onun sayesinde Allah'ın lütfu ile onun desteğiyle çok Allah memnun oldum. Tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Yasin Sezgin şöyle dedi. Bizim hafta içi poliklinik günlerimiz hafta içi hastalar kemoterapi uygulamadan önce uygun kan tetkikleri yapıldıktan sonra muayenesi yapıldıktan sonra kemoterapisi uygun olan hastaların kemoterapi onamı verilir. Sonrasında bizim ünitede ilaç hazırlanır. Sonrasında gördüğümüz bu odada ilaçları uyguluyoruz. Şu anda yani ortalama aylık kemoterapi 150-200 arasında kemoterapi veriyoruz. Değil mi? 150-200. Aylık ortalama 200'e yakın bir kemoterapi uygulamamız oluyor. Bunların bir kısmı takip hastası olan hormon tedavisi verdiğimiz hastalar, kimisi akıllı ilaç verdiğimiz hastalar, kimisi kemoterapi verdiğimiz hastalar. Toplamda yaklaşık olarak şu anda 200 tane aktif hastamız. Yaklaşık 300-400 hasta arası da takipte olan hastalarımız var. Başhekim Profesör Doktor Selahattin Vural da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 2001 yılında Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne medikal onkolog atanmasıyla beraber büyük bir ihtiyacımız olan kemoterapi ünitesini, poliklinik kurmuş olduk. Yasin Sezgin hocamızın da büyük emeği ve katkılarıyla gerçekten büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk. Ve böylece çok sayıda hastamızın da başka şehirlere sevk edilmesinde ve başka yerde perişan olmasının da önüne geçmiş olduk.